Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Instagram şu an takipçilerimize bildiriyor canlı yayını başlattığımızı. Takipçilere gelirken ben ufaktan bir girizgah yapayım. Şimdi arkadaşlar, dün yani bir önceki genel tekrarda biz İloze idaresini gördük. Köy kanununu gördük. Mahalli idarelerle ilgili mevzuatları gördük. Bugünkü tekrar dersimizde göreceğimiz ders belediye kanunu ve Büyükşehir Belediyesi kanunu. Evet. Merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. Toparlanalım. Şimdi arkadaşlar, toparlanırken ben birkaç husustan bahsedeyim. Sonra arkadaşlar da 1-2 dakika içerisinde zaten herkes gelmiş olur ve dersimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar, adli hakimlik ve idari hakimlik sınavına hazırlanan arkadaşlar, hocam bizim için de bu şekilde tekrar videoları hazırlayacak mısınız diye sormuş. Arkadaşlar elimden geldikçe anayasa ve idare için tekrar videosu hazırlayacağım. Fakat idari yargılama İYUK için, ceza muhakemesi için ve iş hukuku için herhangi bir tekrar yapmama gerek yok. Zaten biz siteye yüklemiş olduğumuz dersleri baştan sona kadar izleyen arkadaşlar çok rahatlıkla adli hakimlikte gelecek soruları rahatlıkla yapacaktır. İş hukuku ve ceza muhakemesi sadece adli hakimlik için hazırlanan arkadaşlar için sorumluluk kapsamındadır. İş hukukunu sadece bir gün ayırsın bize. Ceza muhakemesini sadece bir gün. İYUK'tan sadece bir gün ayırmasıyla çok rahatlıkla hakimlik grupları bu sınavlardan gelecek soruları tamamen full yapar. Bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şimdi dersi anlatırken şöyle yapacağım. Belediye kanunu anlatacağım. Belediye kanunu anlatırken il özel idaresiyle karşılaştıracağım. Yani belediye meclisinin örnek veriyorum ihtisas komisyonlarına, belediye meclisinin aldığı kararlarının kesinleşmesi, dava açma olaylarını, il encümenini belediye encümeniyle bu tarzda karşılaştırarak gideceğim. Yani yoğun bir ders olacak. Kafanız oturmadıysa, eğer bu süreler oturmadıysa, videoları YouTube Hukuk kanalından yavaş yavaş dinleyip oturtturmadıysan karışacaktır. Ama oturtturduysan zaten sınavına kalmış 2 gün. Bunları rahatlıkla oturtturmuş olman gerekiyor. Patır patır karşılaştırarak vereceğim ki bir beyin fırtınası yapacağız. Bu beyin fırtınasıyla arkadaşlar daha da iyi oturmuş olacak bilgiler. Evet arkadaşlar, haydi bakalım artık başlayalım. Belediye Kanunu. Daha sonra da Büyükşehir Belediye Kanunu'yla başlayacağız. Arkadaşlar Belediye Kanunu dediğimde yorumları kapatıyorum. Yorumları kapattım. Şimdi arkadaşlar belediye kanunu dediğimde karşıma diyeceksin ki hocam belediye kanunu dediğimde aklıma ilk ne gelmeli? 3 şey gelmeli. 1. Belediye meclisi, 2. Belediye başkanı, 3. Belediye encümeni olarak karşıma çıkar. Belediyelerin kamusal kişiliği var mı? Var. Kamusal kişiliği varsa yönetmelik çıkarma yetkisi var mı? Var. Belediyelerin kamulaştırma yetkisi var mı? Var. Belediyeler merkezi idarenin hiyerarşi denetimi içerisinde mi yer alır yoksa idari vesayet denetimi? Tabii ki idari vesayet denetimi içerisinde yer alır. Şimdi arkadaşlar bu belediyelerin kuruluşu. Şimdi bir hatırlayalım bakalım. Büyükşehir Belediyesi'nin kurulması neyle olur? Kanunla. Bakanlıkların kurulması neyle olur? Cumhurbaşkanlık kararnamesiyle. İl ve ilçelerin kurulması, sınırlarının değiştirilmesi neyle olur arkadaşlar? Kanunla. İllerin ve ilçelerin sınırlarının sınırlar şöyle, il ilçelerin kurulması ve adlarının değiştirilmesi kanunla, sınırlarının değiştirilmesi arkadaşlar Cumhurbaşkanlığı kararıyla olur. Geldik, üniversitelerin kurulması da kanunla arkadaşlar, o aklınızda kalsın. Geldik arkadaşlar belediyelerin kuruluşuna. Nüfusu 5.000 ve üzeri olan yerler belediye kurulabilir. İlçe merkezlerinde ve il merkezlerinde belediye kurulmak zorunludur. Tamam mı? 5.000 ve üzeri olan yerlerde belediye nasıl kurulur? Kanunla mı? Cumhurbaşkanlığı kararıyla mı?
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mi? Cumhurbaşkanı kararıyla belediyeler kurulur. Yani belediye kuracaksan Cumhurbaşkanı kararıyla, büyükşehir belediyesi kuracaksan arkadaşlar kanunla kurulur diyeceksin. Belediyelerin sınırlarının tespiti, yeni kurulan bir belediyenin sınırları arkadaşlar, kuruluşu izleyen 6 ay içerisinde sınırların tespiti yapılması lazım. Sınırlarının kesinleşmesi ise arkadaşlar belediye meclisi kararıyla, kaymakamın görüşüyle, valinin onayıyla sınırlar kesinleşiyor. Belediye meclisinin kararı, valinin kaymakamın görüşü ve valinin onayıyla sınırlar kesinleşecektir. Belediyenin sınırları kesinleştikten sonra 5 yıl boyunca da arkadaşlar artık bu sınırlar değiştirilemez diyorum. Yani 5 yıl boyunca kesinlikle değiştirilemez. Şimdi arkadaşlar, eğer ki büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde ayrılma yoluyla yeni bir belde kurulması için belde nüfusunun 100 binden aşağı düşmemesi gerekiyor ve yeni kurulacak beldenin nüfusunun da en az 20 binden az olmaması gerekiyor. Demek ki Büyükşehir Belediyesi içerisinde bir beldeden ayrılıp yeni bir belde kurulacaksa, birinci şartım ayrıldığım beldenin nüfusunun 100 binden aşağı düşmeyecek ve yeni kurulan beldenin de nüfusu en az 20 bin olacak diyoruz. Hocam 20 bin sayısı 50 bindi. Bu değişti, 20 bine çekildi. Tamam. 20 binde, 100 binde önemli sayılardır. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Mahallenin kurulması. Belediye meclisinin kararı, kaymakamın görüşü, valinin onayıyla arkadaşlar mahalle kurulabilir. Tamam. Mahalle kurulabilir. Belediye sınırları içerisinde nüfusu 500'ün altında mahalle kurulamaz. Belediye sınırları içerisinde nüfusu 500'ün altındaysa mahalle kurulamaz. Belde adının değiştirilmesi, yani bir belediyenin adının değiştirilme durumu söz konusuysa, burada diyoruz ki belediye meclisinin 3/4 çoğunluğunun kararı gerekiyor. Tamam mı? Bir beldenin adını değiştiriyorsam belediye meclisinin 3/4 çoğunluğu, sonra valinin görüşü, sonra İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla değişiyor. Hocam bir tane örnek ver. Kahraman Kazan. Kazan ilçesi. Kahraman Kazan olması için ne gerekiyordu? Belediye meclisinin 3/4 kararı, valinin görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla oluyor diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Nüfusu 2000'in altına düşen belediyeler Cumhurbaşkanlığı kararıyla köylere dönüştürülebiliyor. Tamam. Bak ne oldu? Nüfusu 2000'in altına düşen belediyeleri Cumhurbaşkanı kararıyla köye dönüştürülebiliyor. Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin tasfiyesi il özel idaresi tarafından yapılır. Tasfiyeyi nereye yapıyor? İl özel idaresi. İl özel idaresi tarafından yapılır. Bu belediyenin taşınır ve taşınmaz malları, hak ve alacakları ve borçlarına ilişkin köy tüzel kişiliğine intikal eder. İntikal eden borçları karşılamayan kısımlar il özel idaresi tarafından karşılanır. O borçlar üstlenilir diyorum. Hocam neyi bilmem gerekiyor? Şunu bileceksin. Nüfus 2000'den aşağı düştüyse Cumhurbaşkanı kararıyla köye dönüştürülüyor. Tüm hak ve borçlar köye aktarılıyor. İl özel idaresi buranın tasfiyesini yapıyor. Eğer ki alacaklar mal varlığı borcu karşılamıyorsa il özel idaresi borcu üstleniyor diyoruz. Eğer ki tüzel kişiyi sona erecek belediyenin köylerin taşınmazların satılması ile vadesi, tüzel kişiliği sona ereceği tarihi aşan borçlanma yapılanması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayına tabidir. Bak dikkat et buraya. Tüzel kişiyi sona erecek belediyenin ve köylerin taşınmazların satılması kimin onayına tabidir der. Şıkları da İçişleri Bakanlığı'nı koyar. Sen diyeceksin ki artık belediye diyor. Belediyede Ankara işleri, çevre düzenlemesi vesaire işleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapıyor diyeceksin. Tamam mı? Adli işleri, soruşturma işlerini belediye ve büyükşehir belediyelerinde arkadaşlar İçişleri Bakanlığı'na atacağız. Ama ufak tefek atama, yönetmelik, düzenleme işleri dediğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na atacağız. Ne demek istediğimi biraz daha ilerlediğimizde anlayacağız arkadaşlar. Belediye ihbar ve, bu da önemli arkadaşlar, burada soru olarak gelebilir. Belediye ihbar ve kıdem tazminatının ödenmesi konusunda ilgili maddede öngörülen sınırlamaya bağlı olmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayıyla borçlanma yapılabilir. İhbar ve kıdem tazminatı dışında hiçbir yere kullanılmaz. Belediye arkadaşlar ihbar ve kıdem tazminatı için özellikle herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayıyla borçlanabiliyor. Bu husus çok taze bir husus. Şundan dolayı arkadaşlar, ya Ankara Büyükşehir Belediyesi veya da Adana Büyükşehir Belediyesi. İkisinden bir tanesi arkadaşlar, kıdem ve ihbar tazminatları için herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmaksızın borçlanma yolunu tercih etmişlerdi. Ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanlış hatırlamıyorsam onayda herhangi bir problem çıkmıştı. Neyse, bizim için somut örnek dışında şunu düşüneceksin. Sınırlamaya bağlı olmama durumu ihbar ve kıdem tazminatı için kimin onayına tabi? Yine arkadaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayına tabidir diyoruz. Tamam. Ve o şekilde elde edilen borçlanma, o şekilde elde edilen borçlanma sadece ihbar ve kıdem tazminatı için kullanılıyor. Şimdi arkadaşlar, büyükşehir belediyeleri ve nüfusu 100 bin üzerinde olan yerlerde kadın ve çocuklar için konuk evleri açmak zorunludur. Geçen öğrencinin bir tanesi bana sormuş. Hocam, kadın sığınma evleri nerelerde açılmak zorundadır? Nerelerde arkadaşlar? Büyükşehir belediyelerinde ve nüfusu 100 bin üzerinde olan yerlerde çocuk ve kadın sığınma konuk evleri açılmak zorundadır. Arkadaşlar, büyükşehir belediyeleri spora destek, teşvik amacıyla yardımda bulunabiliyorlar. Bu oranlar önemli. Bir sınavda da zannediyorum gelmişti bu oranlar. Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar, bütçesinin spora teşvik için bütçesinin vergi gelirlerinin binde 7'si, belediyeler için arkadaşlar binde 12'sini teşvik amacıyla spora yatırabilirler. Oranlar önemli. Tekrar söyleyelim. Büyükşehir Belediyesi ekonomisi, bütçesi büyük olduğundan dolayı bu oran binde 12, binde 7. Belediyelerde arkadaşlar bu oran binde 12 olarak karşıma çıkıyor. Hizmetlerin yerine getirilmesi de bir sıralama ölçütü il genel meclisinde söylemiştim. Bu sıralama ölçütü de arkadaşlar mali durum, ivedilik ve yerin gelişmişliği vardı. Nerede? İl genel meclisinde. Burada ise arkadaşlar, belediye kanununda ise yerine getirmesinde öncelik sıralaması 2. 2 tane sayılmış. Biri mali durum, biri de ivedilik. Tamam. Şimdi arkadaşlar, geldik belediyenin imtiyaz verme durumuna. Bu imtiyaz verme durumu en son yapılan kaymakamlık sınavında çıktı. Önümüzdeki yapılacak olan kaymakamlık sınavında da çıkacağını düşüncesindeyim. Şimdi eğer ki bir yerde içme suyu, kullanma suyu, endüstri suyu, atık su, yağmur suyunun uzaklaştırılması, bunlar için kurulacak olan tesisi kurmak, işletmek, işlettirmek, kaynak suyu sağlamak, sonra katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı için toplu taşıma yapmak, otobüs, deniz, su taşıma araçları, tünel, raylı sistem gibi toplu taşımalarda imtiyaz verme yetkisi belediye meclisine aittir. Belediye meclisi bu imtiyazı vermesi için Danıştay'dan görüş ister. Danıştay 2 ay içerisinde görüşü verecektir ve kimin onayıyla kaç yıllığına verilir? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayı ile 49 yıllığına verilecektir. Tamam mı? Şimdi buradan ne soru gelebilir? Belediye meclisinin imtiyaz verme yetkisini sorabilirler. Bakın, ben size benden mutlaka siteden bu hazırladığımız idare hukuku ders notlarını edinmişsinizdir arkadaşlar. Ben burada zaten imtiyaz konusunda, bakın, imtiyaz verme yetkisinde bir tablo şeklinde notta var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Net olarak görülüyordur galiba. Burada var. Devlet adına imtiyaz verme yetkisi Cumhurbaşkanı'na aittir. Belediye adına belediye meclisine aittir. İl özel idaresi adına il genel meclisi imtiyaz verme yetkisine sahiptir. Şimdi belediye meclisi imtiyaz verme yetkisinde kimden görüş alıyor? Danıştay'dan. Danıştay bu görüşü ne kadar sürede veriyor? 2 ayda. Danıştay bu görüşü verdikten sonra kim onaylıyor bu imtiyaz verme olayını? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Herkes ne yapacak? İşleri yapacak. Sen ne yapacaksın? Hayır kardeşim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diyeceksin. Peki kaç yıllığına veriliyor? 49 yıllığına. Peki neler için verilebilir? Katı atık tesisleri vesaire aklında kalacak. Otobüs, toplu taşıma araçları aklında kalacak. Ve içme suyu, kaynak su, yağmur suyuların uzaklaştırılması, işletilmesi hakkında imtiyaz verme olarak karşıma çıkacak bu durum. Peki devam ediyoruz arkadaşlar tekrarlarımıza. Asansörler belediyenin sınırları içerisinde yer alan asansörlerin
Neyi lazım arkadaşlar? Bunların düzenli periyodik olarak bir bakımı yapılması gerekiyor. Bu bakım için arkadaşlar bir komisyon oluşturuluyor belediyede. Bu belediyede bu oluşturulan komisyonda bir kere belediye sınırları içerisinde olduğundan dolayı kimin yer alması lazım? Türkiye Belediye Birliği'nin yer alması lazım. Peki başka? Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği de bu komisyonda yer alacak. Başka? Türk Standartları Enstitüsü de yer alacak. Bu üçü yer alacak. Şöyle soru gelebilir. Yukarıya 1, 2, 3 verir. Yukarıda verilen hangisi? Asansörün periyodik bakımlarının kontrolü için oluşturacak olan komisyon içerisinde yer alır veya yer almaz tarzında gelebilir. Diyeceksin ki Türkiye Belediyeler Birliği Mimarlar gelecek. Arkasından arkadaşlar kim gelecek? Türk Standartları Enstitüsü gelecek diyeceksin. Tamam. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Belediye organlarına geldik arkadaşlar. Belediye organlarına geldik. Şimdi belediye organları dediğimde aklıma şu Büyükşehir Belediye Kanunu koydum. Bakın arkadaşlar kanunları bu şekilde, kanunları indiriyorsunuz. Bu şekilde çalışmanızda çok faydasını göreceksinizdir. Başlayalım bakalım. Şimdi belediye organları dediğimde aklıma nereye gelecek? Belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni. Belediye meclisi dediğimde bir kere performans ölçümlerini görüşmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını kabul etmek. Kesin hesabı kabul etmek. Kanun demeyelim, ifade yanlış olmasın. Kanun olayı meclistedir. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek. Birinci düzey aktarmaları yapmak. Belediye imar planlarını görüşmek ve onaylamak. Borçlanmaya karar vermek. 3 yıldan 30 yıla kadar 3 yıldan 30 yıla kadar kiralama, sınırlı aynı hak tesisi yapmak. İl Genel Meclisi'nde bu 3 yıldan 25 yılaydı. Burada 3 yıldan 30 yıla kadar arkadaşlar. Şartlı bağışları kabul eden kim? Şartlı bağışları kabul eden belediye meclisi. Şartsız bağışları kabul eden belediye başkanı diyeceksin. Tamam. Sonra arkadaşlar belediye başkanı belediye başkanlık divanında encümen üyelerini istas komisyonlarına üye seçmek. Kardeş kent ilişkisinde karar veren yer de bura. Yani yurt dışında veya yurt içinde kardeş kent ilişkisini neresi karar veriyormuş? Bu da çıkmış olan bir sorudur arkadaşlar. Belediye meclisi. Fahri hemşirelik beratı. Hemşirelik beratı. Belediye başkanının encümen arasındaki anlaşmazlıkları. Yani belediye başkanının encümen arasındaki anlaşmazlıkları kim karara bağlıyor? Belediye meclisi karara bağlıyor diyeceksin. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Şimdi belediye başkanlık divanı. Ben size İl Genel Meclisi'ni anlatırken, yani İl Özel İdaresi içerisinde İl Genel Meclisi'ni anlatırken, İl Genel Meclisi kimin başkanlığında toplanıyordu başkanlık divanını oluşturmak için? Beşinci gün kendiliğinden toplanıyordu. En yaşlı üye başkan oluyordu. Hemen bir tane başkan, bir tane başkan vekili belirleniyordu. Bunların da görev süresi 2 yıldı. İlk seçilenin görev süresi 2 yılda. Burada ise arkadaşlar, belediyede ise bir kere en yaşlı üyenin başkanlığında toplanmanın bir mantığı yok. Çünkü belediye meclisinin başkanı belediye başkanıdır. Tamam. Belediye başkanı seçimi sonuçlarını takip eden 5. gün belediye meclisini toplar. 1. başkan vekili, 2. başkan vekili ve 2 tane katip üye seçer. Seçim sonuçları arkadaşlar, seçim 3 gün içerisinde tamamlanır. Sözün özü şu. İl Genel Meclisi'nin başkanı vali değildi, kendi üyeleri arasında seçiyordu. Belediye meclisinin başkanı belediye başkanıdır. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin başkanı belediye başkanıdır diyoruz. Meclis çalışmalarının katılmasına ilişkin esas usuller ince bir noktadır arkadaşlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca çıkartılacak yönetmelikler de belirleniyor. Hatırlayın, İl Genel Meclisi'nin seçimiyle ilgili çalışmalar ise arkadaşlar İçişleri Bakanlığı'nca çıkartılacak yönetmelikle belirleniyordu. Anladın değil mi? Belediyede Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmelik, İl Özel İdaresi'nde İl Genel Meclisi'nin seçimi için seçim esas usulleri için düzenleme arkadaşlar İçişleri Bakanlığı'nca çıkartılacak yönetmelikle düzenleniyor. Meclisin toplantıları her ayın ilk haftası. Her ayın ilk haftası. İl Genel Meclisi'nde de her ayın ilk haftasıydı. Bir ay her yılda bir ay tatil yapma süreleri vardır. Toplantıları bütçeye rastlayan toplantılar en çok 20 gün. Bütçeye rastlamayan toplantılar ise arkadaşlar en çok 5 gün sürer. Toplantılar halka açık olarak yapılır. Halka kapalı olarak yapılması istenildiğinde üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kapalı oturum kararı verilebilir. Gündem arkadaşlar, gündem
gündem. Başkan olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi var mı? Elbette ki var. Belediye başkanı lüzumlu görmesi halinde yılda en fazla 3 kez bir bileşimi geçmeyecek şekilde 3 gün içerisinde konuyla ilgili belediye meclis üyelerine de bilgi vermek şartıyla meclisi toplantıya çağırabiliyor. Gündemi arkadaşlar belediye başkanı belirler. Belediye meclis üyeleri de gündeme katkıda bulunmak isterse üye tam sayısının salt çoğunluğunun kabulüyle gerekecektir. Belediye meclisi salt çoğunluğuyla toplanır, salt çoğunluğuyla karar verecektir. Şimdi geldik belediye meclisinin kararının kesinleşmesine. Hatırla bakalım, İl Genel Meclisi'nin kararı nasıl kesinleşiyordu? İl Genel Meclisi'nin başkanı vali olmadığından dolayı İl Genel Meclisi'nin almış olduğu kararı ben nereye bildiriyordum? Valiye bildiriyordum. O zaman bildirmek için ne gerekiyor? Süre gerekiyor. 5 günde çak beşlik vali, çak beşlik vali diyorsun. 5 günde süreyi bildiriyorsun. Tamam mı? Vali hukuka aykırı gördüğü tasarları, kararları hop 7 gün içerisinde geri gönderiyordu. Ne diyordu? Yemedim. Tamam mı? İl Genel Meclisi'ni anlatıyorum. Yemedim diyordu. Tamam mı? Eğer ki görüşmez veya görüşür aynı salt çoğunlukla kabul ederse 7 gün içerisinde halka duyuruluyordu. Ama belediye meclisinde olay öyle değil. Bir kere belediye meclisinin aldığı kararları belediye başkanına gönderme gibi saçma sapan bir durum yok. Çünkü belediye meclisi karar alırken belediye başkanı da bu meclisin başında. Tamam mı? Belediye meclisi bu meclisin başında 5 gün içerisinde yani karar alındı. Kararı kendisi uygun görmedi. Hukuka aykırı gördü. 5 gün içerisinde belediye meclisine iade ediyor. Belediye meclisi bunu hiç görüşmez veya görüşür. Yine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kararda ısrar ederse belediye başkanı 10 gün içerisinde idari yargıda dava açabiliyor. Bak kaç gün içerisinde? 10 gün içerisinde idari yargıda dava açabiliyor. 7 bak 5 gün içerisinde belediye başkanına gönderiyorsun. Gönderme yok. Belediye başkanı geri gönderebiliyor. 10 gün içerisinde de dava açılıyor. Halka duyurma arkadaşlar yine 7 gün içerisinde olacaktır diyoruz. Şimdi bunu Büyükşehir Belediyesi'ni anlatırken de yapacağım. Büyükşehir Belediyesi, hatta burada bir girizgah yapalım. Büyükşehir Belediyesi'nde geri gönderme olayı 7 gün değil 10 günde geri gönderiyor. Eğer ki ısrar eder, kararda ısrar ederse dava açma süresi 60 gün. Tamam. Belediye Meclisi'nde dava açma süresi 10 gün. Büyükşehir Belediyesi'nde dava açma süresi arkadaşlar 60 gün olarak karşıma çıkmaktadır. Şimdi devam edelim. Şimdi benim karşıma ne geliyor arkadaşlar? İhtisas komisyonları geliyor. İhtisas komisyonları denildiğinde aklına hemen şu gelecek arkadaşlar. Diyeceksin ki hocam ihtisas komisyonlarını sen bize nerede anlattın? Şeyde anlattık. İl Genel Meclisi'nde de ihtisas komisyonları vardı. İl Genel Meclisi'nde arkadaşlar 4 tane ihtisas komisyonu vardı. Hatırla, plan ve bütçe komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, bir de eğitim, kültür komisyonları vardı. Hatırladın mı? Ve en çok 3, en fazla 5 üye olurdu. Plan, bütçe ve İmar ve Bayındırlık'ta 7 üyesi oluyordu. Hatırladın değil mi? Şimdi belediye meclisinde 3 tane komisyon, 2 komisyon var. Biri plan ve bütçe komisyonu, bir diğer arkadaşlar imar komisyonu. Tamam? 2 tane komisyon. İmar komisyonu bak yanında bayındırlığı yok. İmar komisyonu, plan ve bütçe komisyonu olmak üzere 2 tane komisyonu vardır. İmar komisyonu 10 gün içerisinde toplantı yapar. Kendisine verilen görevleri yerine getirir. Diğer komisyon ise arkadaşlar 5 gün içerisinde karar verecektir diyoruz. Şimdi geldik meclisin bilgi edinme ve denetim yollarına. Hangi meclisi bilgi edinme ve denetim yolları? Hocam bu bilgi edinme ve denetim yollarını bize çok iyi bir şekilde anlat diyorsan şimdi bana çok iyi bir şekilde odaklanman lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bilgi edinme ve denetim yolları dediğinde aklına ne gelecek? Bir, yazılı soru gelecek. Tamam. İki, gen soru diyenleri vururum. Gen soru olayı kaldırıldı. Meclis soruşturması gelecek. Sonra arkadaşlar genel görüşme gelecek ve meclis araştırması aklına gelecek. 4 tane. Tamam. Peki il özel idaresinde meclisin denetim yolları neydi? Meclisin denetim yolları neydi? Soru genel görüşme faaliyet raporlarının değerlendirilmesi. Tamam.
Faaliyet raporlarını değerlendirme durumunda il genel meclisinde kimin koltuğu gidebilirdi arkadaşlar? Valinin koltuğu gidebilirdi. Kim İçişleri Bakanlığı'na haber veriyordu 3/4 ile kabul edilmediğini, uygun görülmediğini? İl genel meclisinin başkanı İçişleri Bakanlığı'na haber veriyordu. Arkadaşlar karışmayacak. Senin sınavına 2 gün kaldı. Karışmayacak bunlar. Tamam mı? Bunları oturtmuş olman lazım. Böyle karşılaştırarak anlatıyorum ki daha iyi otursun diye. Tamam mı? Şimdi geldik. Belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarına. Belediye meclisinde yine soru var. Yine faaliyet raporlarının değerlendirilmesi var. Yine genel görüşme var. Ama buraya ek olarak gen soru ve denetim komisyonu da var. Şimdi arkadaşlar yine faaliyet raporları 4'te 3 çoğunluğuyla yeterli görülmezse belediye başkan vekili mahalli mülki idare amirine gönderiyor. Diyor ki faaliyet raporu uygun görülmedi. Bak il genel meclisinde olduğu gibi meclis başkanı göndermiyor. Çünkü buranın meclis başkanı belediye başkanı. Faaliyet raporunu hazırlayan belediye başkanı. O zaman kim faaliyet raporunun yeterli görülmediğini, 3/4 çoğunlukla yeterli görülmediğini mülki amirine bildiriyor? Kim? Başkan vekili. Mülki amirine bildiriyor. Mülki amir de yani valide dosyayı görüşüyle birlikte Danıştay'a gönderir. Danıştay da uygun görüşüyle beraber belediye başkanını başkanlıktan düşürebiliyor. Tamam? Başkanlıktan düşürebiliyor. Aynı olay gen soru için de geçerlidir. Demek ki belediye meclisinin denetim yollarında, belediye meclisinde bilgi edinme ve denetim yollarında iki durumda belediye başkanının koltuğu gidebilir. Biri gen soru durumunda, biri de faaliyet raporlarının değerlendirilmesinde. Şimdi devam edelim. Belediye başkanı seçim süresince arkadaşlar bittikten sonra belediye başkanı seçimi olayı süresi dolduktan sonra 2 yıl içerisinde belediye meclis üyeleri 1 yıl içerisinde belediye ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunamazlar diyoruz. Yorumları açalım. Nasıl gidiyor arkadaşlar? İyiyiz değil mi? Güzel gidiyor. Kızım nasıl? Kız olayı. Kız olayı da iyi. Güzel. Evet. Tamam. Herkes hayatından memnun. En son söylediğinizi tekrar alabilir miyim? Ne söyledim en son? Belediye başkanlığı hangi iki durumda gidebiliyordu? Bir gen soru, bir de faaliyet raporlarının değerlendirilmesi. Okey. Hadi bakalım. Kapatıyorum yorumları. Güzel. Şimdi arkadaşlar belediye meclis üyesinin sona erme durumu hızlıca. Özürsüz ve izinsiz durumda. Ölüm ve istifa ile zaten kendiliğinden sona erecektir. Özürsüz ve izinsiz durumda 3 birleşme ard arda gelmediğinde 1 yıl içerisinde toplantıların yarısına katılmama durumunda arkadaşlar üye tam sayısı salt çoğunluğuyla belediye meclis üyeliği sona eriyor. Belediye meclis üyeliğinin seçilme yeterliliğinin kaybedilmesi durumunda valinin bildirilmesi üzerine Danıştay'ca arkadaşlar üyeliği sona erecektir diyoruz. Şimdi geldik meclisin fesine. Belediye meclisini feshedeceğiz. Eğer ki belediye meclisi görevlerini ihmal ederse, sekteye uğratırsa, siyasi bir karar alırsa, tamam mı? Bu durumda İçişleri Bakanı diyor ki ey Danıştay, bak bu siyasi bir karar alıyor, tamam mı? Görevlerini aksatıyor deyip bildiriyor. Danıştay ise arkadaşlar meclisi feshetme kararı alabilir. Meclisi feshettikten sonra İçişleri Bakanlığı yine Danıştay'a ey Danıştay belediye meclisinin toplantılarının ertelenmesini de istiyorum. Yani toplantı yapılmasını da diyebilir. Danıştay bu durumda bir ay içerisinde karar verecektir diyoruz. Tamam.
Şimdi belediye meclisinin bu boşalma durumlarında kim belediye meclisinin görevlerini yerine getirecekler? Dikkat et buraya. Danıştay tarafından meclisin feshedilmesi, toplantıların ertelenmesi, yedek üyeler gelmesine rağmen üye tam sayısının yarısından üye sayısı aşağı düşmesi, tutuklanması, uzaklaştırma söz konusu olduğunda arkadaşlar, belediye aynı il özel il genel meclisinde olduğu gibi enjümen memur üyeler tarafından belediye meclisinin görevleri yerine getirecektir diyoruz. Belediye enjümeni ne geçtim? İl genel meclisi, belediye meclisi bitti. İl enjümenine geçtim. Ne ili ya? Belediye enjümeni. Tamam. Belediye enjümenine geçtim. Karşılaştırıyorum ya arkadaşlar. İsimler bazen karışıyor. Belediye enjümenindeyim. Belediye enjümeninin üye sayısı kaçtır? Tamam mı? Söyle bakayım. Belediye enjümeninin üye sayısı kaçtır? Eğer ki burada frene basacaksan net bir sayı söylemeyeceksin. Diyeceksin ki eğer il belediyesi ve 100 bin üzerinde olan belediyelerde belediye enjümeni sayısı 7, 100 bin altında olan belediyelerde belediye enjümen sayısı 5'tir diyeceksin. Tamam? 7 ve 5. İl enjümeninde enjümen sayısı kaçtı? 7 idi. Tamam? Büyükşehir'de biraz daha değişecek. 11. Tamam. Hadi bakalım. Büyükşehir'de onları tekrar söyleyeceğim. Devam ediyorum arkadaşlar. Belediye enjümeninin başı belediye başkanıdır. Eğer ki belediye başkanı olmadığında başkan yardımcısı, enjümen üyesi enjümene başkanlık eder diyeceğiz. Şimdi görüş veren belediye enjümeni bütçe ve kesin hesaba görüş verir. Kamulaştırma kararı alır. İkinci düzey aktarmaları enjümen yapar. Birinci düzey aktarmaları kim yapıyordu? Belediye meclisi. Devam ediyorum. Öngörülmeyen giderler, ceza vermek, açılış kapanış saatlerini belirlemek. Artık bunlar fix bilgiler arkadaşlar. Bunlara adın gibi bileceksin. İkinci düzey diyeceksin. Birinci düzey hop öbür tarafa atacaksın. Öngörülmeyen giderler, kamulaştırma kararı alması, görüş vermek, umma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek gibi arkadaşlar görevleri var. Bunları bileceksin. Aşağı hangisi belediye meclisinin görevlerinden biridir değildir tarzında soru gelir. Bir tane de belediye enjümeninin görevinden yazar. Adam soruyu kapatır. Belediye enjümeni ayın ilk haftası toplanırken il enjümeni arkadaşlar haftada birden az olmamak üzere toplantı yapılır diyeceğiz. Tamam? Haftada bir kez toplanıyor. Belediyenin başı kimdir arkadaşlar? Belediye başkanıdır diyeceğiz. Belediye başkanlığı süresince siyasi partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz. Profesyonel spor kulüplerinin başkanı veya da yönetimi olamaz. Örnek veriyorum, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanı Trabzonspor'un yöneticisi olamaz. Trabzonspor'un başkanı olamaz. Kendi partisinin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz. Şartlı bağışları kabul eden kimdi? Şartlı bağışları kabul eden belediye meclisi. Şartsız bağışları kabul eden kim arkadaşlar? Belediye başkanı diyeceğiz. Evet, devam edelim. Başkan vekili. Arkadaşlar madde 40, başkan vekili. Belediye başkanı izin, hastalık ve başka bir sebeple görev başında bulunmadığı durumlarda vekalet etmek üzere belediye meclis üyeleri arasından bir başkan vekili görevlendirir kendine. Tamam, bir başkan vekili görevlendiriyor, belediye meclis üyeleri arasından görevlendiriyor. Belediye başkanı mahalli idarenin genel seçimlerine itibaren 6 ay içerisinde stratejik plan ve performans programını hazırlar. Aynı işi il özel idaresinde vali yapıyordu. Tamam, yine 6 ay içerisinde yapıyordu bu işi. Nüfusu 50 binin altında olan belediyelerde stratejik plan yapılması zorunlu değildir. Nüfusu 50 binin altında. Tamam, 50 binin. Konuk evi kurma zorunluluğu olan, yorum açıyorum. Cevap ver. Konuk evi, kadın ve çocuk konuk evlerinin kurma sınırlaması Büyükşehir Belediye'de şarttı. Bir de nüfusu kaçın üstünde olan yerlerde şarttı? Plan için 50 bin. Orada konuk ev için o sınır kaçtı? Hızlı 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 hızlı. Pat 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 yükselmesi lazım arkadaşlar buranın. Süper. 100 bin. Peki. Devam ediyorum. Belediye enjümen sayısı kaç?
Belediye yüzme sayısı kaç? İl belediyelerinde belediye yüzme sayısı kaç? İl belediyesi. Beş yedi, beş yedi, beş yedi, beş yedi. Süpersiniz. Okey. Kapattım. Şimdi arkadaşlar devam ediyorum. Devam ediyorum. 50 binin altında olan yerlere stratejik plan yapılması zorunlu değildir. Peki belediye başkanını görevden aldıracağız arkadaşlar. Görevi sona erecek. 20 günden fazla görevine ard arda kesintisiz olarak 20 günden fazla mazeretsiz olarak görevine gelmezse mülki idare amirinin tespiti üzerine arkadaşlar seçim yeterliliğini kaybetmesi durumunda engel hastalık engellilik durumu söz konusunda meclisi fesline neden olan eylem ve davranışları durumunda arkadaşlar İçişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Danıştay kararıyla belediye başkanlığı hop gitti. Şimdi belediye başkanlığı gittiğinde buradan birçok kaynağı bizim hukuk öğretisi soru bankasına da arkadaşlar soru yaptım bununla ilgili. Hatta şu an şu kitap arkadaşlar. Bununla ilgili birçok soru hazırladım. Şu an stokta bu kitap yok. Yenilenecek. Birkaç gün yani yakın zamanda tekrar basımı tamamlamış olacak. Şimdi burada belediye başkanı görevden alındığında vali diyor ki vali 10 gün içerisinde. 10 gün içerisinde birinci başkan vekiline diyor ki topla meclisi. Toplamadı mı? İkinci başkan vekiline diyor ki topla meclisi. Toplamadı mı? En yaşlı üye diyor ki meclisi topla. Meclisi topla. Eğer ki boşalma durumu seçim dönemini aşacak durumdaysa bir başkan belirle. Eğer ki boşalma durumu, koltuğun boşalması durumu seçim dönemini aşmayacak durumdaysa bir başkan vekili belirle diyoruz. Tamam. Eğer ki belediye başkanı veya belediye meclis üyelerinin teröre yardım yataklıktan dolayı görevden ayrılma durumları varsa büyükşehir belediyeleri ve il belediyelerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir başkan vekili günümüzdeki adı kayyum. Diğer belediyeler ise arkadaşlar vali tarafından bir kayyum atanır diyoruz. Bu ayrım önemli. Tamam. Bir tarafta devamsızlık, seçilme yeterliliğini kaybetmesi durumunda koltuğunun boşalma durumu var. Vali 10 gün içerisinde belediye meclisini toplattırıyor. Seçim dönemini aşacak durumda ise bir başkan, aşmayacak durumda ise bir başkan vekili belirlendiriyor. Ama teröre yardım yataklık konusundan dolayı ise madde 46 arkadaşlar. Büyükşehir belediyeleri ve il belediyelerine İçişleri Bakanlığı bir kayyum atıyor. Diğer belediyelere vali kayyum atıyor diyeceğiz. Tamam. Görevden uzaklaştırma. Direkt anayasada bu geçiyor arkadaşlar. Görevden uzaklaştırma yetkisi İçişleri Bakanlığı'na aittir diyeceğiz. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar. Belediye başkan yardımcısı. Bu soruyu bekliyorum. Siz de arkadaşlar notunuza şu şekilde görüntü nasıl? Şu şekilde arkadaşlar yazmanızı tavsiye ediyorum. Eğer ki belediye başkan yardımcısı nüfusu 50.000 ise 1000. 50.000'den 200.000'e kadarsa 2. 200.000'den 500.000'e kadarsa 3. 500.000 üzerinde ise arkadaşlar 4 belediye başkan yardımcısı atanacaktır diyoruz. Evet, 4 belediye başkan yardımcısı atanacak diyoruz. Önemli yerler. Arkadaşlar, itfaiye erlerinin kılık kıyafetle ilgili usulleri Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca çıkartılacak yönetmelikle belirleniyor. Belediyenin mali işleri dışında kalan diğer idari işlemler hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı'nca denetlenir. Tamam? Bak, denetim işine çevre girmiyor. Çevre daha çok atama işlerine bakıyor. Evet. Şimdi dikkat et buraya. Eğer ki diyelim ki belediye görevlerini aksattığı durumda İçişleri Bakanı sulh hukuk hakimine der ki belediye başkanı İçişleri Bakanı sulh hukuk hakimine diyor ki bir bak bakalım görevlerde aksatma var mı? Bunun belirlemesi, tespiti üzerine neresi tespit ediyoruz? Sulh hukuk hakimliği. Sulh hukuk hakimliği tespit ediyor, İçişleri Bakanlığı'na bildiriyor. İçişleri Bakanlığı diyor ki, ey belediye başkanı hizmetlerini aksatma, yap
hizmetlerini aksadım. Büyükşehir Belediyesi'nde bunu anlatacağım. Geçmiş dönemde de bu oldu. Diyarbakır'da oldu arkadaşlar. Diyarbakır Belediye Başkanı bu tarzda görev aksatma durumu olmuştu. Bu dediğim olay gerçekleşti fiilen. Tamam mı? Orada Büyükşehir'de anlatacağım bunu. İçişleri Bakanı diyor ki, Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki görevini yap. Eğer yapmazsa vali sen görevi yap diyor. Belediyenin görevlerini sen yap diyor. Yaptığın hizmete de diyor bir gideri de İller Bankası'ndan tahsil edeceksin. Merak etme. Bu karara itiraz nereye ediliyor arkadaşlar? Asya Hukuk Mahkemesi'ne itiraz ediliyor. Sulh hukuk tespit ediyor. İtiraz edecek yer Asya Hukuk Mahkemesi'dir diyoruz. Evet arkadaşlar, geldik. Bütçeyi hazırlayan kim? Belediye başkanı. Kabul eden kim? Belediye meclisi. Görüş veren kim? İl encümeni diyoruz. Belediye başkanı 1 Eylül'e kadar il encümenine gönderir. İl encümeni Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gönderir. Çevre Şehircilik Bakanı konsolide ederek Maliye Bakanlığı'na gönderecektir. Belediyelerin bütçesi ve muhasebe işlemleri arkadaşlar Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir. İl özel idaresinin bütçeleri ve muhasebe işlemleri İçişleri Bakanlığı'nca çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir diyorum. Evet. Belediye kanunu bitti. Tamam. Aha, koydum bunu kenarıya. Aha da aldım. Büyükşehir Belediye Kanunu. Açtım. Gelsin yorumlar. Var mı belediye kanunuyla ilgili aklınıza takılan bir yer? Nasıldı? Kaç okuldu bilmiyorum. Ya bende heyecan yok. Benim anlatış tarzım bu. Ders anlatırken zaten sevdiğim bir işi yaptığım için yorulmuyorsun. Yani bedenen yorgunluk oluyor ama ruhen yorgunluk olmuyor. Ve daha heyecanlı oluyorsun. Sınava kadar her gün olmayacak. Mahalle liderleri bugün bitiyor. Cumartesi akşamı vedalaşma videosu canlı yayını düşünüyorum. Teşekkürler. Anayasa idare yapalım mı? Anayasa idare ile ilgili anayasa hukuku soru çözümü yaptım. 150 soru, 125 soru. Ama bu da çıkabilir, bu da çıkabilir diye diye yaklaşık 350 soru çözdüm. Tamam mı? O soru çözümlerini hukukörete.com'dan ulaşabilirsiniz. İdare hukuku için de bunu yaptım. Genel bir tekrar olacak şekilde. O idare hukuku soru çözümlerini de izlemenizi tavsiye ederim. Yarın mesela izleyin, bitirin ikisini de. Dilek diyor ki hadi devam edelim. Yorulduk da dur 2 dakika sohbet edelim. Dilek lütfen bu dediğime cevap ver. Bekliyorum. Evet arkadaşlar. Suyu içtik. Arkadaşlar indirim yapacak mısınız demiş ki zaten minimum ücretler. YouTube kanalında değil sitede hukukörete.com'da soru çözümler arkadaşlar. Yorulmak yok hocam. Kaymakam hoca çağıracağım. Dilek çağırmanı bekliyorum. İnşallah en güzel yemeği yiyeceğiz. Ailece geleceğim ama ben öyle tek başıma gelmiyorum. İki çocuk, bir de hanım. Evet, yeterli bu kadar. Haydi bakalım, başlıyorum. Bak, ekstra kaynağa gerek yok. Bak, direkt okunuyor mu bilmiyorum. Büyükşehir Belediye Kanunu. İlgili yerler altı çizilmiş renkli kalemlerle. Patır patır anlatıp geçeceğiz.
Takım tutmuyorum. Görüş alınma var, doğru. Hadi bakalım. Hadi kapatıyorum yorumları. Başlayalım. Arkadaşlar Büyükşehir Belediyesi'ni anlatırken zor olanı yapmaya çalışacağım. Tamam mı? Bu riske canlı yayında herkes girmez. Umarım ben de mahcup olmam. Büyükşehir Belediyesi'ni anlatırken belediye meclisiyle karşılaştıracağım. Yetmeyecek, il genel meclisiyle karşılaştıracağım. Yani bir süre varsa, bir komisyon varsa, bir karar varsa bunu 3 kanunun da irdeleyeceğim. Anladın değil mi? Ve eğer oturmadıysa sen de karışacak. Tamam mı? Ama inşallah karıştırmayacağız. Güzelce oturacak. Karşılaştırarak anlatmak olayı daha iyi oturtturacaktır. Çünkü ben sana bir şeyi anlatırken senin aklına şu gelecek videoyu dinlerken. Mesela şu an beni YouTube'dan dinliyorsundur belki. Şunu diyecek. Ya hoca bunu Büyükşehir Belediyesi'nde kullandı da Allah'ım bu belediyede neydi? Veya Allah'ım bu il genel meclisinde neydi diyebilirsin. Problem yok. Hemen ben onu da sana burada söyleyeceğim. Saçlarımı dağıttım. Kelliğim ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar Büyükşehir Belediye Kanunu dediğinde hemen frene basacaksın. Hocam 750 bin, 750 bin. Bu bir. İki, Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde İloze İdaresi var mıdır? Yok. İloze İdaresi var mıdır? Yok. Peki Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde ne vardır? Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı vardır. Tamam. Tekrarla Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı vardır. Ben şöyle bir soru bekliyorum. Söyleyeyim mi soruyu? Çıkarsa da çıktı dersiniz, tamam mı? Söylüyorum. Geçen sene çıktı. Ne çıktı? Büyükşehir aşağıdaki hangisi Büyükşehir Belediyesi değildir diye çıktı. Bu yıl biraz değişti. Aşağıdakilerden hangisinde il özel idaresi bulunmaktadır de. Tamam mı? Ne diyeceksin? Soruyu dolaylı yöne yine aynısını sormuş olacaksın. Aşağıdaki hangisi Büyükşehir Belediyesi değildir. Tamam. Böyle bir soru gelebilir. Veya şöyle diyebilirsin arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı yoktur? Yani neyi arayacaksın? Büyükşehir Belediyelerinin hepsinde Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı var. Tamam mı? İşte bu iki ayrım çok güzel soru olur. Yani adam sana doğrudan aşağıdaki hangisi Büyükşehir Belediyesi değildir demez de İl Özel İdaresi üzerine yürür. Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı üzerinden yürür diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Büyükşehir Belediyesi dediğinde Büyükşehir Belediye Meclisi, Büyükşehir Belediye Eğitmeni, Büyükşehir Belediye Başkanı diyeceksin. Büyükşehir olan yerlerde. Hadi bakalım. Şimdi burada da soru cevap yapalım mı ya? Neyse yapmayacağım. Büyükşehir yapacağım ya. Dün izleyen arkadaşlar cevap verecek. Bu soru önemli. Geçen kaymakamlık sınavında da çıktı. Cevap ver arkadaşlar. Cevaplarınızı bekliyorum. Bir ilçe belediye, Büyükşehir içerisinde yer alan ilçe belediye meclis üyesinin kaçta kaç oranı Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine atanır, gönderilir? Cevap ver. Cevap, 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 cevap. Oran ver bana, oran. Dün izlemişsen, dünkü canlı yayını izlemişsen bana oran vermen lazım. Eğer ki bu oranı veremiyorsan var ya, çok kızarım. Çok güzel. Herkes 1 bölü 5 diyor. Okey. Tamam. Büyükşehir belediyesi olan yerde il belediye başkanlığı için oy kullanılır mı? Evet veya hayır. Büyükşehir belediyesi olan bir yerde vatandaşlar oy kullanmaya gittiğinde il belediye başkanı için oy kullanırlar mı? Bak, Büyükşehir Belediye Başkanı demiyorum. İl belediye başkanı için diyorum. Peki, köy muhtarı için oy kullanırlar mı? Köy ihtiyar heyeti için oy kullanırlar mı? Süper. Harikasın. Oyma yok. Orası büyük şehir. Büyük şehirse köy yoktur. Peki bir şey daha. Bir şey daha. Büyükşehir Belediyesi'nde
İl genel meclisi için oy kullanılır mı? İl genel meclisi için oy kullanılır mı? Cevap ver. İl genel meclisi için. Çok güzel. Hayır. Güzel güzel. İyiyiz. Hadi bakalım. O değil de rakipler çok fena oluyor ha. Kapatıyorum. Oy moy yok. Heh. Büyükşehir Belediyesi'ndeysen köye oy moy yok. Köy yok zaten, mahalle. İl Genel Meclisi'ne oy moy yok. İl özel idaresi kaldırılmış. İl Belediye Başkanı oy moy yok. İl Belediye Başkanı yok çünkü. Kapattım. Hadi bakalım. Devam ediyorum arkadaşlar. 750 bin üzeri olan yerler Büyükşehir Belediyesi'ne dönüştürülebilir dedik. Önemli yerler. Şimdi arkadaşlar Büyükşehir Belediyesi içerisinde yer alan ilçe belediyeleri vardır. İlçe belediyelerinin görevleri vardır. İlçe belediyenin görevleri defin işlemleri ilçe belediyesinde. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlemek ilçe belediyesinde. Kata atık toplama ve aktarma istasyonları kurmak ilçe belediyesinde. Afet riski olan binaların yıkılma riski falan varsa onların yıktırılması yine ilçe belediyelerinde diyoruz. Büyükşehir Belediyesi içerisinde. Evet, çok püf bir nokta arkadaşlar. Çok ara bir madde. Madde 8. Madde 8. Çok arada kalmış bir maddeyi buldum arkadaşlar. Soru gelirse çok pis döker. Adamı mahveder. Altyapı Koordinasyon Merkezi çalışma ve esas usulleri kimin çıkartacağı yönetmelikle düzenlenir diye soru gelirse, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çıkartacağı yönetmelikle düzenlenir. Altyapı ve Koordinasyon Merkezi. Eğer ki Ulaşım Koordinasyon Merkezi derse arkadaşlar, bunun yönetmeliğini kim çıkart ederse, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı artı İçişleri Bakanlığı diyeceksin. Altyapı çevre. Ulaştırma hem içişlere giriyor hem çevre giriyor diyeceksin. Çok ayrıntı bir konuydu. Bu da bunu da söylemiş olalım. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin kararları Büyükşehir Belediye Başkanı onayı ile yürürlüğe girecektir. Devam edelim arkadaşlar. Büyükşehir Belediyesi'nin organları. Büyükşehir Belediyesi arkadaşlar. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin başı Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Çok uzun oldu be. Neyse. Büyükşehir içerisinde yer alan diğer belediye başkanları Büyükşehir Belediye Meclisi'nin doğal üyesidir. Tamam, doğal üye. Aklında kalsın. Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi her ayın ilk haftası toplanırdı. Belediye encümeni haftada bir kez toplanırdı. Büyükşehir Belediyesi Meclisi ne zaman oluyor? Her ayın ikinci haftası. Bak, her ayın ilk haftası Belediye Meclisi, her ayın ikinci haftası Büyükşehir Belediye Meclisi toplanır. Bütçe ile ilgili görüşmeler en çok 20 gündür. Diğer görüşmeler en çok 5 gün sürer. Bir ay tatil yapar. Bunların hepsi Belediye Meclisi ile aynı. Olağanüstü toplantıya çağırabilir Büyükşehir Belediye Başkanı. Bir yılda 3 defa bir birleşimi geçmeyecek. Gündem dışı konuşmalar olmaz. 3 gün içerisinde ilgililere duyurulur. Belediye Meclisi'nin kararının kesinleşmesi. Şimdi tekrarlarımızı yapalım. Sizden ricam arkadaşlar, şu şekilde not almanız. Yakınlaştır. Şu şekilde not almanız. Karalayın arkadaşlar. Şimdi İl Genel Meclisi'nde hepsini karşılaştıracağım. İl Genel Meclisi'nde bir karar aldığında kaç gün içerisinde valiye gönderiyordun? 5 günde. Vali kaç gün içerisinde sana geri gönderiyordu? Yemedim diyordu. 7 günde geri gönderiyordu. 7 günde de halka duyurma olayı vardı. Belediye meclisinde belediye başkanına gönderme olayı yoktu. Çünkü belediye başkanı belediye meclisinin başıydı. 5 gün içerisinde adam bunu alıyordu. Diyordu ki, kardeşim ben bunu sana 5 gün içerisinde sana bunu geri gönderdim. Eğer sen kararda ısrar edersen 10 gün içerisinde idari yargıda dava açarım. Halka duyurma olayı hepsinde 7 gün. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde arkadaşlar geri gönderme olayı 7 gün. 7 gün dava açma olayı genel dava açma süresidir arkadaşlar. 60 gün halka duyurma, mülki amirlere bildirme 7 gün olarak karşıma çıkıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu da söylemiş olalım. Bu süreler önemli. Bu sürelerden bir soru bekliyorum işin açıkçası.
Eğer ki arkadaşlar imara ilişkin kararlar Büyükşehir Belediye Meclisi'nce 3 ay içerisinde görüşülmezse kabul edildiği anlamına gelir. Bu kabule de ben zımmi kabul derim. İhtisas komisyonları. Şimdi ihtisas komisyonlarını karşılaştıralım. Arkadaşlar il özel idaresinde yani il genel meclisi içerisinde ihtisas komisyonları 4 taneydi. Biri çevre sağlık komisyonu. Biri eğitim komisyonu, kültür komisyonu. Biri imar ve bayındırlık komisyonu. Biri de arkadaşlar plan ve bütçe komisyonu. Plan ve bütçe komisyonu en çok 7 üyeye sahipti. Diğerleri en çok 3, en az 3, en çok 5 üyeye sahipti. Tamam mı? Burada 4 tane İl Genel Meclisi'nde ihtisas komisyonundan bahsetmiştim. Bunu ben belediye meclisine taşıdığımda ihtisas komisyonları 2 taneydi belediye meclisinde. Biri arkadaşlar bayındırlık yoktu, imar komisyonu, bir diğeri de plan ve bütçe komisyonu olarak karşıma çıkmıştı. Tamam mı? Plan ve bütçe. Büyükşehir Belediyesi'nde arkadaşlar ihtisas komisyonu sayısı hoppala 5'e çıkıyor. Yani 4 tanesi İl Genel Meclisi'nde saydığım komisyonlar, bir tane de ulaştırma mı? Ulaşım komisyonu olarak karşıma çıkıyor. Bir de belediye meclisinde ve il özel idaresinde yer alan il genel meclisi içerisinde ihtisas komisyonlarının sayısı en çok 3, en az 3, en fazla 5'ti. Büyükşehir Belediyesi'nde bu sayı 5 ve 9'du. Yani en az 5, en fazla 9 olarak karşıma çıkmaktadır. Belediye meclisinde bak şimdi tekrar karşılaştırıyorum. Şimdi encümen sayısını karşılaştırıyoruz, tamam mı? Büyükşehir Belediyesi'nde encümen sayısı 11. Belediye meclisinde il belediyelerinde ve 100 bin üzerinde olan belediyelerde encümen sayısı 7 idi. 100 bin altında olan yerlerde encümen sayısı 5'ti. İl encümeni nerede yer alır? İl özel idaresinin altında yer alır. İl encümen sayısı kaçtı? 7 idi diyoruz. Tamam. Evet. Geldik danışmanlara. Büyükşehir Belediyesi'nde arkadaşlar danışman diye bir sistem var. Danışmanlık sistemi var. 2 milyonu nüfusu 2 milyonu aşan yerlerde danışman sayısı 10. 2 milyon altında kalan büyükşehir belediyelerinde danışman sayısı 5'tir. 10'a 5. Bu da arkadaşlar çok güzel hazırladığım sorulardan bir tanesidir. Evet. Büyükşehir Belediyesi'nde başkan yardımcısı bulunmaz. Tamam mı? Başkan yardımcısı bulunmaz. Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter bulunur. Tamam mı? Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter bulunur. Şimdi arkadaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter kimin teklifiyle atanır? Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayıyla atanır. Tamam? Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi yorumu açıyorum. Şimdi dinle, cevap vereceksin. Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın teklifi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayıyla atandı. İl Özel İdaresi'nde genel sekreter valinin teklifiyle kimin kararıyla onayıyla atanır? Bu soruyu bekliyorum. Bunu herkes Büyükşehir Belediye Başkanı genel sekreteriyle karıştıracak. Dün anlattım. Evet. İçişleri. Çok güzel. Harikasınız arkadaşlar. Yorumu tekrar kapatıyorum. İçişleri cevap. Bir önceki videoyu izlediyseniz izlemişsiniz zaten. Şimdi arkadaşlar Büyükşehir Belediyesi'nde ince bir nokta, çok dipte bir nokta arkadaşlar. Kanun maddelerini okurken fark ettim. Bunu da anlatmakta fayda var. Büyükşehir Belediye Meclisi ilçe belediye bütçelerinin değişikliklerine karşı 10 gün içerisinde Danıştay'da dava açabiliyor. Danıştay da bunu 30 gün içerisinde karar veriyor. 10 gün dava, 30 günde karar. İmar mevzuatı uyarınca belediyeler otoparklarla ilgili bir gelir elde ettiğinde büyükşehire bunu 45 gün içerisinde aktarıyor. E-belediye sistemini arkadaşlar, e-belediye bilgi sistemi hangisinin ortak müşterek çıkartacağı yönetmelikle düzenlenir dediğinde İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diyeceksin çıkmış olan geçen sene çıkmış olan sorulardan bir tanesi olarak karşıma geldi. Evet. Büyükşehir Belediye Kanunu da arkadaşlar böylece bitmiş.
Oldu. Şimdi yorumu açıyorum. Evet. Arkadaşlar benden bu kadar. Mahalli idareler bitti. Anayasayı tekrar etmek isteyen varsa sitede bununla ilgili soru çözüm videoları yaptım. Hukukoyunu.com'a girerek soruları temin edebilir. İdare hukuku için de bunu yaptım. Çok rahatlıkla mahalli idarelerle de bu videoları izlediniz. İdare hukuku soru çözüm videolarında da tekrar diğer kalan tekrarları yaparsınız. Herhangi bir sıkıntı da çıkmaz. Varsa sorunuz alayım. Ufak ufak vedalaşalım. Eğer bir aksilik çıkmazsa Cuma günü vedalaşma videosu canlı yayını yapacağım. Yayın kaydedilecek arkadaşlar. Yayın kaydedilecek. YouTube Kuvvetli kanalında da yarım saate, bir saate paylaşılır. Oradan da tekrar izleyebilirsiniz. Hızlı anlattığımı düşünüyorum. Hala yavaş olduğumu düşünen varsa YouTube'da arkadaşlar hızlandırarak izleyebilir. Kardeşken Şehircilik Bakanlığı'nın izni şart. Eyvallah. Bu kararı alan da belediye meclisi. Sizden de Allah razı olsun arkadaşlar. Ben de yana hakkım varsa helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Yolunuz açık olsun. Güzel bir sınav olacak. İnanıyorum ki mahalli idarelerden şu iki videoda çok rahat 8 yaparsınız. 9 bile yapacaksınız. Bak bu kadar net söylüyorum. Çok rahat minimum 8, 9'u bile yapacaksınız. 9'a 9 bile olacak. Çok rahat yaparsınız. Anayasa videolarımla çok rahat anayasadan karşınıza kaç soru gelecekse bunu da yapacaksınız arkadaşlar. Hele tekrar videoları soru çözüm videosunda izlerseniz kesinlikle full yapacaksınız. İdare hukukunda tekrar videosunu izleyin. Mahalli idarede tekrar videosunu izleyin. Soru çözümlerini izleyin. Oradan da çok rahatlıkla full'e yakın bırakacaksınız. Gerisi Türkiye ekonomisine kalacak. 10 gün 30 gün olayı şu. Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerinin bütçe değişikliğine ilişkin dava açma olayı 10 günde dava açıyor, 30 günde karar veriyor. Danıştay karar veriyor. Tamam. İşte şunu sorabilir. Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerinin bütçe değişikliğine ilişkin Danıştay'da ne kadar sürede dava açar? 10 gün. Nereye dava açar? Danıştay'a. Danıştay ne kadar sürede karar verir? 30 gün. Arkadaşlar benden yana hakkım helal olsun. Sınavdan sonra bizi takip etmeye devam edin. Birçok yenilikler göreceksiniz. Birçok yeni dersler göreceksiniz. Adli hakimlik için tekrar için elimden geleni yapacağım. Ama dediğim gibi ceza muhakemesi, iş hukuku ve İYÜK bunlar için hiçbir şekilde tekrara gerek yok. Bunlar için seri şekilde 3 tane paket hazırladım. Bunları siteden ulaşabilirsiniz. Onlara birer gününüzü ayırıp izleyin. Çok rahatlıkla full yapacaksınız. Evet, bitti. Kendinize iyi bakın. Yolunuz açık olsun. Başarılar. Seneye insan hakları inşallah olacak. Seneye birçok ders olacak. Merak etme. Seneye başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacaksınız inşallah. Arkadaşlar YouTube Kuvvetli kanalına abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir zahmet bu kadar emek veriyoruz. Bir beğen, bir yorum yap. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.